Geçiş oyununa hoş geldiniz. Mali ile birlikte kadro mühendisleri olarak Euro 2020 eleme maçlarıyla grup aşamasından sonra sizlerleyiz. Mali nasılsın? İyi değiliz abi. Nasıl olalım ya? Siz yeterince bahsettiniz. Her şeyi söylediniz. Altı çizili de. Tekrar girmek istemiyorum oralara ama moraller bozuk. Hiç böyle hayal etmemiştik. Hüzünlü bir şekilde devam ediyoruz. Ne yapalım? Allah öyle ama yani e, mesela e, her seferinde daha az üzüldüğümü hissediyorum. Milli takım başarılı olsa da bağımın azaldığını hissediyorum ben. Biraz o sıkıntılı. Yani turnuva ilk grup maçları biraz tadı kaçıktı bence genel olarak. Son grup hariç, F grubu hariç. Yani üç takımın çıkması falan biraz tadını kaçırıyor. Biz ko çok konuştuk zaten onu programlarda, altı çizili de de. Artık biraz daha güzelleşmeye başlar. Gerçi eşleşmeler de yine ilginç. Yani 24 takım en iyi 5-6 takımdan 3'ü aynı gruptaydı. Şimdi de bence geriye kalan 6 takımın 4'ü birbiriyle evet, ağaçta İtalya yarı final tarafı çok kötü yani. Belki finalde eşleşecek takımlar yarı finalde eşleşecekler. İtalya. Bizim grup ikincimizin yolu mesela çok açıkmış. Yani Galler, Danimarka Aynen Diyelim öyle. <laughs> tarafı çok müsait. Almanya çok şanslı. Almanya da şanslı değil. İngiltere ile eşleşti. İşte o İngiltere'nin... Orayı geçtikten sonra oradan çıkan takım yarı finale kadar nispeten bir tür daha rahat geçecek gibi ama Hollanda neyse şey yani Hollanda zaten yani grup seri başları içinde en zayıfıydı muhtemelen. Ee, i̇stersen başlayalım yavaş yavaş. Zaten eşleşmeleri de kadroları sayarken bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Sen Anladım. başla istersen şu an ekranda da görebilirler zaten bizi aynen. YouTube'dan izleyenler. Kadroyu bu direkt ekrana vererek başladım. Hani tek tek orada seçmekten uğraşmayalım diye. İtalya ile başlayalım zaten kalecilerimizde görüyorsunuz ona Roma İtalya Türkiye maçında çok net biçimde turnuvanın favorisi olduğunu gösterdi yani herkes belki Türkiye'ye bağladı eksik oyununu ama sonraki maçlarda da gördük ki İtalya aynı futbolunu devam ediyor hatta rotasyonlu çıktığı maçta bile kazandılar. İsviçre Hı. iyi takım bir de yani kötü bir takım değil İsviçre. İsviçre'ye de aynı tarifeyi uyguladılar. Yani evet. Mancini İtalya'yı bambaşka bir seviyeye çıkartmış. Gerçekten tebrik etmek lazım. Hani bu zamana kadar alışık. Mancini de bir milli takım hocasıymış. Kendini buldu herhalde. Aynen öyle. Yani İtalya izlettiriyor kendini. Avusturya karşısında da net favoriler. Hani Avusturya gruptan çıktı belki ama çok tat vermedi. Hollanda'nın grubunda. Avusturya da fena bir takım değil. Başka takımlara baş ağrısı yaratabilirdi. Mesela e, diğer grup mesela Hollanda ile aynı gruptaydı zaten. Onun için birazcık e, olumsuz geliyor da. Ya diğer pek çok takıma ve bir baş ağrısı yaratabilirdi ya da en azından maça bir renk katabilirdi de İtalya karşısında pek şansları yok tabii ya. Yani. Ben de öyle İtalya'nın rahat geçeceğini düşünüyorum. Tabii sürprizleri açık. Ama... Macaristan'dan sonra sürpriz herkes yapabilir ya. Macaristan'a salladık salladık. Az evet, daha grup ikincisi oluyorlar. Şey biraz average takım olarak yorumlamıştım. Ben değil. Bütün dünya öyle yorumlamıştı ya. O öyle bir grupta yani başka bir grup olsa, bizim grup gibi olsa. Soboşlay falan yoktu demek ki olsa. Yoktu. No, üç hayır. tane işte, üç tane üst düzey oyuncusu vardı. Herkesin tanıdığı. Ee, Orban, e, Kalecileri, e, Gulaçi. E, i̇şte o ikisiydi. Birazcık da işte Atilla Zala'yı falan biz Türkiye'den iyi biliyorduk. Onun dışındaki oyuncular daha basat oyunculardı. Az ama kalsın takım Adam salayı Almanya'dan gönderilecekti. Almanya maçı evet, açıkçası. Evet orada da ilginç olaylar var. Evet Mainz'dan gönderilecekken takım sahip çıktı göndermedi futbolcular. O Salah'ı Almanya'ya eliyordu. Gerçekten çok enteresan oldu. Dediğim gibi. Neyse kaleci Kaleci tercihini kaleci... yaptın sen. Donnarumma yeni transfer edebiliyorsun. Paris Saint-Germain'e hayırlı uğurlu olsun. Donnarumma. Evet. E, Çok az iyi bir kalecim, kaleci ihtiyaçları vardı zaten. Yedek kalecim de Hugo Loris. Acemi'ci bir penaltı yaptı Portekiz maçında ama İsviçre karşısında Fransa'nın gol yeme ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Sen işini şansa bırakmamışsın kaleci puanı konusunda. Yani, Hugo yani, bütçede yetiyorken zaten sınırsız transfer hakkı var. Bütçede yetiyorken Loris'i... Aman itibardan tasarruf olmaz deme mi? En son dediğinde Mustera'yı alıyorum itibardan ya, tasarruf ya. olmaz demiştin. Rize Spor 4-3 yenmişti Galatasaray'ı. <laughs> 4, 4 tane yenmişti. Türkiye Ligi'ni bile hatırladım. Türkiye'yi yeni yeni zaten Alfonso'dan siliyoruz. Biz futbola odaklanalım. Donnarumma'yı tercih edelim. Zaten ilk maç İtalya'nın olduğu için Donnarumma ile başlayacağız. Bende de Donnarumma var. Turnuvanın başından beri Donnarumma var bende güveniyorum, seviyorum Donnarumma'yı. Yani çok iyi kaleci olduğu için değil sadece de İtalya'da öyle bir basıyor ki önde arka tarafa sıra gelmiyor. Bir de Avusturya'nın da böyle e, sorun yaratacak bir forvet oyuncusu. Alaba yok. nerede oynayacak acaba mesela? Bunlar? Alaba sol, sol bek oynayacak. oynayacak. Orta sağ oynayacak. Forvet. Sol bek oynar. Yani üçlü mü oynayacaklar? Bilmiyorum da solda oynar o yani. Alabalık çok bir şey yok. E, benim yedek tercihim senden biraz farklı. Ben Robin Olsen'i aldım. İsveç'i ben çok beğeniyorum. Özellikle savunmasını çok beğeniyorum. Ee, Ukrayna da biraz sallandı. Aslında denk bir turun güzel eşleşmelerinden biri. Işte. Ben İsveç'i bir adım önde gördüğüm için Olsen zaten kadromdaydı benim. Olsen'le devam etmek istedim. Bir de Olsen şey bir kaleci. Ee, tuttuğu zaman da çok top tutuyor. Bu fantezi oyununda da e, kurtarışlarda puan kazandırdığı için zaten Donnarumma'ya güveniyorum. Olsen de iyi bir yedek olur bu tur için en azından. Öbür tur değiştirebilirim duruma göre. Ya İsveç sessiz sedasız yürüdü yani. Grup lideri çıktılar. Aynen evet. öyle. Hiç beklenmiyordu. Polonya maçı çok enteresan bir maçtı. 2-2'ye geldi ama tekrardan kazanmayı bildiler. Olsen'i de sen yakından tanırsın zaten. Senin tuttuğun 50 takımdan birisinin kalecisi. Everton'ı mı diyorsun? <laughs> evet. Çok az oynadı Everton Aslında ben çok iyi bir performans beklemiyordum çünkü kaleciler de hep Allah çünkü herkese pırt şansı versin ya. Milli takımda da kalede, Everton'da da kaleyi bırakmadı. Bu kadar kötü oynayıp bu kadar yani formayı İngiltere alan. İngiltere'nin zaten kalecisinin tartışılmadığı bir kupa ben bilmiyorum. Herhalde en son Peter Shilton falan varken tartışılmıyordu. Onlara da biz yetişemedik. David, her turnuva İngiltere'nin David, İngiltere vardı ya, David James her ardı. turnuva tartışılıyordu evet. Ronaldinho'nun hafızalarda. İşte, evet. Dünya kupasında. Pickford da bence yeterli değil ama İngiltere zaten başlı başına ayrı bir vaka olduğu İngiltere için İngiltere sıra değişik gelmiyor. değişik bir takım ya. İngiltere değişik takım. Benim oyuncu tercihim yok İngiltere'den eşleşmeden dolayı da İngiltere yani bu turu geçerse kupayı daha iyi alabilir çünkü ters bir takım iyi savunuyorlar falan. Neyse savunmaya geçelim. Belki Almanya'dan ya da İngiltere'den birini aldıysan onu da konuşuruz. Yok, Almanya ve İngiltere'den kimseyi almadım. Zaten e, İtalya'dan sürekli bahsediyoruz ve turnuvanın en flash oyuncularından biri Spinazzola. O yüzden onu almadan geçmek istemedim. Ve ilk tercihim Spinazzola olacak. Avusturya karşısında hücumda da katkı vermesini beklediğim bir isim. E, i̇kinci tercihim yine turnuvanın flash beklerinden Danfis gol ve asist katkıları var. Daha önce de transferi garantiledi Dumfries. Aynen Galatasaray için hayırlı olur transfer. Evet evet. ya sonuna kadar gitsin Hollanda ya da Dumfries transfer yapsın da o maça çıkmasın. Hollanda muhtemelen gidecek ya uygun da bir tarafta yer alıyor. Yani Çekya e karşısında sürpriz yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çekya diyoruz gerçi ama Çek Cumhuriyeti aslında. Yani hala yabancı ya orada bir şey Akram'da var. Çek Republic diye. Evet. Ama biz niye Çek, Çek Republic diyoruz? diye geçiyor. Enteresan. Evet. On da ya, ya şey gibi aslında yani e, Türk Cumhuriyeti diyorduk eskiden Türkiye'ye uyarlarsak onun aslında kendileri Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye diyorlar gibi düşün. Aslında öyle demiş oluyoruz. Çekke'ye geçtik falan diyorlar da pek çok ya, kaynakta da hala Çek Aynen Cumhuriyeti yani, olarak Çek geçiyor. Czech Republic diye geçiyor. O ya bunu mi? bunu bir uluslararası zirvede ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı çıkıp netleştirmeli ya bu iş <laughs> spikerler falan da her biri farklı bir şey söylüyor. Çoğu çek ya diyor yani Türkiye'de oturdu çek ya ama ben oturtturamadım bir türlü o yüzden söylemek istiyorum. Bana ist da çek cumhuriyeti gibi geliyor eskiden de mesela Çekoslovakya derdi yaşlılar. Bana şey gelirdi yani neden böyle diyorlar diyorum. Biz de yaşlanıyoruz herhalde. Eski, eski isme, eski, kabul edilen isme biraz daha sıcağız. Allah sorma onlar. ya şu son zamanlarda bir tabir var işte. Üniversite sınavı da yaklaşıyor. Mezuna kaldı, mezuna kaldı diyorlardı sürekli. Biz de diyoruz mezuna kaldı ne demek ya? Çok sonradan öğrendik. Artık gençler böyle bir tabir kullanıyormuş. İlk yılında kazanamayanlar için mezuna kaldı tabiri varmış. Dedim biz bayağı yaşlanmışız ya. Bütün deyimlerden, tabirlerden uzak kalmışız. Bu Yok, onlarla zaten de... bizim yeni yeni <laughs> üniversiteye girenlerle bizim aramızda çok yaş farkı var. Yani bayağı şu an 10-12 işte... falan olması lazım benimle ama Bizim zamanımızdaki 10-12 gibi değil belki 20-30 gibi. nesiller şeyler jenerasyonlar çok sık değişmeye başladı bu şeyle birlikte. Ee, değişen yaşamlarla birlikte ee, onun için farklı oluyor. Neyse. Savunmayı sen Dumfries'i söyledin en son. Aynen. Dumfries'i söyledim. Ee, power aldım. Son maç Koundé oynadı ama Pavar'ın yorgun olduğu için ee, yedek bırakıldı. Kötüydü de Power ama ya. Pa power iyi olmadığı için oynamadı aslında. Ben ya de düşündüm Kunde'yi alsam mı fiyatı da uygun. Ama ikisine hangisini oynayacağı, hangisini oynatacağını biliyorum. O tarafta Kunde, da, Kunde, e, de, Kunde Luca, de çok tutmadı. Luka Dinye sakatlandı. Belki yine Hernandez de alınabilir. Pavar aldım ama Hernandez'i de değiştirebilirim. Dediğin gibi orada bir sürpriz tercih oldu. Ben emin değilim. Pavar da çok hani Fransa, İsviçre gibi bir takıma karşı Fransa ya Fransa'nın favar Lucas Hernandez de olmamalı zaten. Ya Fransa'nın gol yiyeceğini düşünmüyorum. Ya yani Kimpembe, Varan ikisinden birini daha savunmadan herhalde da alabilirim yani. E, Pavar da da zaten çok hücum katkısı yüksek oynamıyor Fransa'da. Zaten Fransa'da öyle bir bek yok ki kadroda. Evet. Zaten ileridekiler iş yaptığı için fazla çıkarmıyor herhalde. Bir de pau Torres'i almışsın herhalde bütçe Aynen, dostu. Yedek olarak da. Hırvatistan e, gruptan çıktı ama o eski şaşal futbolundan çok uzak. Yani. Modric, Modric çıkardı işte. Aynen yani Modric artık son demlerini yaşıyor. Biz de son kez büyük turnuvada izliyoruz muhtemelen Dünya Kupasında olur mu oynar mı Hırvatistan kalır mı? Sene var o. Bilmiyorum. Kalırsa Hırvatistan oynar da Hırvatistan kalır mı ondan emin değilim. İşte o yüzden dedim yani Hırvatistan kalmayabilir. Muhtemelen son kez büyük bir turnuvada izliyoruz ama. İspanya o da sallantıdaydı. Slovakya maçında bambaşka bir İspanya gördük. Hırvatistan karşısında da şanslı olduklarını düşünüyorum. Bu sebepten Paulo Torres'i yedek olarak tercih ettim. Ee, diğer Önce dostu. Aynen. Diğer ismim de turnuva başından beri alıyorum. Defans olduğu için herhangi bir katkı vermedi ama vazgeçmeyeyim dedim. Ben yine devam ettim. Zinchenko'yu yine kadromda tuttum. Ben sayayım. Sen Ukrayna'ya yüklenmişsin. Ukrayna'ya Ukrayna biraz daha şans verin. İlk yaptığımız programda almıştım. Değiştirmedim onlarla. Devam et. Ben edelim. de sana oyup almıştım da benim değişime yaramadı Zinchenko. Ben sayayım. Aslında benzer oyuncular var. Ben Orenko'ya de... sallamıştım ama yani Olenko katkısını raki kral. Milli takımda daha iyi oynuyor herhalde. Ama istiklarsız oyuncu. Benim çok tercih. Galatasaray'la da adı geçiyor. Benim çok sevdiğim tarz bir oyuncu değil. Savunmayı sayayım ben. Spinazzola bende de var. Çünkü İtalya'da alınabilecek en uygun oyuncu. Şimdi Saabek'te e, yine tercih yapabiliriz ama e, birazcık daha parayı kayıp Spinazzola almak daha mantıklı. Çünkü stoperler de o kadar pahalı. Ve e, onların bir katkısı, hücum katkısı yok. Onun için Spinazzola'yı tercih ettim ben de. Pek çok kişi tercih eder bu tur muhtemelen. Ya Fransa savunmasına işte tercih yapamayınca ben Kimpembe'yi aldım. Oynaması Aynen en ya. garanti Aynen. oyuncu olduğu için. Aynen öyle. E, Pau Torres bende de var. Çünkü çok ucuz ve aslında Hırvatistan-İspanya iki takımı da ben çok beğenmiyorum. Ortada bir eşleşme bence o. İspanya bir adım önde. Şöyle söyleyeyim. Hırvatistan'ı bir tık Tercih. daha beğenmiyorum. Yani kötünün kötüsü değil. Kötünün İspanya. Ya, İskoçya ya eleyebilirdi ya. O maç değişik bir maçtı. Ortada maçtı ki. İskoçya da turnuvanın zayıf takımlarından biri. Yani. Dumfries'i aldım ben de. Almamak mümkün değil Dumfries'i zaten. Hollanda, Çek Cumhuriyeti'nin eleyeceğini düşünüyorsak. Hollanda'dan alınacak oyuncu Dumfries. Ee, savunmada bir de bende şey var yani tercih yapmanın zor olduğu bir eşleşme İngiltere-Almanya. Ama ben Gossens'i kullanmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey gibi Leipzig'te de Angelinho öyleydi. Sene boyu rakip fark etmeksizin kadromda bulunmuştu. Gossens de aynı onun gibi oynuyor. Yani kanat beki oynuyor ama Santifor gibi, Forvet gibi sürekli aralara giriyor. Orta açıyor yani arıyor sürekli oralarda. Onun için denemek istedim Gosens'i. Yani pahalı da değil zaten. Siz zaten e, iyi bir tercih Alman sevdanı şey. konuşturman lazım. Gosens'ten sonra bir de Bundesliga'dan bir oyuncu bekliyorum senden. Bakayım beklediğim adamı almış mısın orta sahada? Bundesliga'dan var evet. <gülüyor> <gülüyor> sen say. Bir kişi var ya fazla yok. Ee, zaten Sen Tahminim doğru çıkarmadı. Ben, ben sayayım. E, kaptanımla başlayayım. Hem bütçe dostu hem de oynadığı futbolla ben her zaman ters ayaklı kanatları. Ama kaptan değişebilir bu arada biliyorsun. Yani değişecek ama ilk zaten İtalya başladığı maç. için Danimarka'yı da İtalya, Avusturya var. Benim oradan Gerrit Beal ve Berardi var orta sahada. Ben Domenico Berardi'yi seçeceğim. Severim ben ters ayaklı kanat oyuncularını. Berardi Topa Denizli gibisin yani. Beğeniyorum. Topa yüzden... Denizli de zamanında ters ayaklı oynatırmış. Çok ağır eleştiri alırmış. Adam görmüş bugünleri ya. Ama günümüz futbol, şey konsol oyunlarında da ben hep ters ayaklı oynatırım. İçe yani yeah, çekip vuracaksın tabii. Yani, yani her zaman daha büyük avantaj oluyor. O yüzden seviyorum. Gerçek hayatta da futbolda da. O yüzden Berardi'yi kaçırmadım. İkinci isim bence turnuvanın şu ana kadarki en iyi futbollarından birini oynayan Pogba. Yani gözlerimizin pasını siliyor diyebiliriz. Almanya maçında, son Portekiz maçında da öyle çok iyi top oynuyor Fransa'yı şu anda kötü olmasına rağmen ayakta tutan isimlerden O yüzden Pogba'nın İsviçre maçında da önderlik yapabileceğini düşünüyorum Gol ve asist katkıları yapabilir Olmasa da iyi futbol oynayacaktır ama ben bu iyi futbolun hatırına kadroma da alayım dedim Pogba... Canı isteyince dünyanın en iyi futbolcusu da işte ya ben o işi sevmiyorum Canı ne zaman istiyor belli olmuyor genelde milli takımda istiyor Senede 3-4 maç United'da da istiyor da yani o, 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 o tarz bir oyuncuyla güvenilmez yani. yani gü gerçekten yani. istikrarlı oynasa belki de izleyeceğimiz tek oyuncu olacak. Yani bu kadar yeteneğe sahip bu, bu kadar güzel oyun oynayıp insanlar... Ya fizik var, var, çabukluk var, her teknik şey var. var, her şey var. Bir var şut yani. attı son maç, kaleci çıkardı, direkten döndü falan da yani... Acayip bir şut Şutan yani. Önceki Çalabey hep evet. attığı gol fası nedir abi yani? Kim atabilir o pası? O o kadar mesafeden o şiddetini ayarlayıp tam de, maç karşıya kaldığı anda önüne düşürmüş oluyorsun yani. Almanya maçında da tam bütün özelliğini bir golde gösterdi işte o kendi kalesine atılan golde. Aynen Koydu yani. vücudu, müthiş bir ters top attı. Yani i̇ki hamleyle maçı bitirdi zaten. O yüzden Pogba'yı şu an hayran hayran izliyorum. O, almak istedim. E, Pogba'yı. Diğer isim Wijnaldum. Aslında hani <laughs> fantezi oyunlarında çok tercih edeceğimiz işte Premier Lig'de kadro kurarken çok tercih ettiğimiz bir isim Buradaki değil ama. Buradaki rolü onun... biraz farklı ya. Bir çok önde oynuyor burada. Aynen Hollanda'da daha farklı bir rolde dediğim gibi zaten orta sağ tarafından hücuma yönelik katkısı e, daha sınırlı isimlerden oluşuyor Hollanda'nın. Yani Depay falan da forvet gözüktüğü için Wijnaldum'u mecburen tercih ediyoruz. Hollanda'nın da kazanacağını düşündüğüm için yine Wijnaldum'u aldım. Son isim yani Galler-Danimarka maçı. Belki Danimarka turu geçebilir açıkçası. Galler'in daha şanslı olduğunu düşünmüyorum ama Gareth Bale de biraz oynamak istediğinde Pogba'ya benzer aslında. Çok yetenekli bir oyuncu. Hani bize attırdığı golde de gördük. Galler'in oyunu bir de Bale'a biraz hitap ediyor. O yüzden biraz onun üstüne oynuyorlar. Onun için de dediğin Aa, gibi altı mantıklı. Değil. bir şeyler yapabilirsek 3-1 yani kaybetse bile atıyorum. Bale bir gol, bir asist yapabilir diye düşündüğüm için Bale'i aldım. E, yedek ismim de yani turnuvanın başından beri aldığım ve değiştirmediğim, katkısını da gördüm. Yarmolenko olacak. O da dediğin gibi İsveç daha yakın gözüküyor turu ama o da ben başlı. Yola çıktığım ismi değiştirmeyeyim dedim. Yarmolenko ile devam ettim. O Artık dinleyenlere takip edenlere kalmış farklı bir isimde değerlendirebilirler. Ben sayayım. Ee, bende de Wijnaldum aldım var. Sana ben son senin maç... tahminimi söyleyeyim mi? Kim Söyle. O? Forsberg. Forsberg vardı zaten. Evet son maçta da. Ya benim çok kötü gidiyor fantezideki performansım. İyi giden işte bir Forsberg var, bir Lukaku var, bir de Donnarumma var. Onun dışında bir şey yok. Ee, Forsberg var. Evet. Ya Bundesliga'dan zaten. Bir o var. de zaten Bundesliga'da oynamıyor. Ee, bir tek o var Bundesliga'dan. Bana şey dedin de. Ee, neyse aynı aldım. Aynen onu demiştim. Doğru tahmin etmiş. Doğru tahmin ettin. Ama alınmayacak gibi değil Forsberg ya. Hem maliyeti yüksek değil hem de İsveç'te gole en yakın oyuncu zaten. Bütün golleri o attı. Ee, aldım mu aldım tabii. Rakip de yani Çek Cumhuriyeti kötü oynamıyor ama yani Hollanda'da e, hocasına rağmen iyi durumda. Elerler herhalde Vine da alınabilecek bir risk. Bir de e, işte çok fazla oyuncuyu forvet yapmışlar. Orta saha tercih etmek de kolay değil. Biraz daha aldığım gibi geride oynayanlara kalıyoruz bir mecburen. Pogba'yı ben de aldım. Hem maliyeti çok uygun hem de yani tercih edilmeyecek gibi değil. Fransa'nın yolu da kötü, çok kötü değil. Özellikle bu turu geçerler. E, sonraki turda e, İspanya, Hırvatistan galibiyle oynayacaklar. Onu da geçerler. Orada da zayıf bir takım gelecek onların gücüne göre. Fransa ve Korkma... çok bir yolu kesişiyor ya. Kesişiyor. Yine Fransa her zamanki gibi yener ya. Sürekli yeniyorlar Hırvatistan'ı. Entregy'de Fransa 98'de çok geri. yatıyor ama. Turam'ın o müthiş gol sevinci falan geliyor. Hayatında iki golü var. İkisini de o maçta attı zaten. Ee, İtalya'dan ben öteki Kanada aldım. Ee, Lorenzo Insigne'yi aldım. Güveniyorum. Çok gole yakın. Çok yetenekli bir oyuncu. Evet Napoli'nin çocuğu diyebiliriz. Her şeyi 10 yıldır öyle. Ee, öteki Forsberg'i de söyledim. Son tercihim biraz sürpriz gelebilir. Ben Damsgaard'ı çok beğendim. Çok da güzel bir gol attı. Danimark orta değil mi? Golünden etkilenmedim ya. Gole de yakın bir oyuncu öyle şey değil. Yani Eriksen de yok şu an. Eriksen olsa tercih edilebilirdi. Yani Eriksen... Polsen'i almayı düşündüm forvete ama başka tercihlerim oldu forvette. Yani Danimarka'nın Galler'i eleyeceğini ya. düşünüyorum. Danimarka'nın Danimarka'nın Danimarka yolu bence kötü değil bu arada ya. Biz, bu turu geçeceklerini düşünüyorum. Bir sonraki tur Hollanda ile oynayacaklar. Güzel Çok bir eşleşme. Da işte. Orayı da de... değil mi? Grup ikincisi olsa gideceğimiz yola bak ya. Ya yani. vasat bir Türkiye yarı final oynardı bu turnuvada ya. Çok yazık. Ya benim ya. Fransa'ya karşı izlediğim iki maçtaki Türkiye o oyunu oynasa yani hücumda fazla bir şey öğretmesine gerek yok. O iki maçtaki gibi savunsa bu gruptan üçüncü ikinci bir ikinci olur çıkardı bir maçı kazanırdı mutlaka denge. Zaten getirir. şansımız oldu üçüncü olsak hiçbir anlam ifade etmezdi de Üçüncü olsak Fransa'ya gidiyormuşuz evet ee, Hollanda'yı falan da Hollanda da yani çeyrek finalde eşleşmek isteyeceğim bir takım yani. Ya, Hollanda'yı ee, daha yeni yendik zaten. Yeni yendik bir de yani şimdi grup liderleri açısından düşündüğün zaman sekize kaldığın zaman yani Hollanda gibi bir takımla oynamak istersin başkasıyla değil ya kimler kimler var orada yani neyse sonrasında da İngiltere veya Almanya işte oradan hangisi gelecekse o geliyor. artık yarı final zaten biriyle oynayacaksın onların. Neyse yani Damskard'ı aldım. Danimarka'nın da önü açık. Bir de çok ucuz ya Damskard. Tercih edilmeyecek gibi değil. orta saha tercihlerim de bu şekilde. Ama şeyi söyleyeyim ya bu turnuva benim için çok iyi geçmiyor yani. bakalım burada toparlarım belki eleme maçlarında. Her gecenin bir sabahı vardır demek isterdim ama bugün Aziz Başkan öyle değil. Mi? Her gecenin bir sabahı olmaz. Dediğim, sen olmaz geç dedim. O yüzden çok e, iyi konuşamıyorum senin için. Geçelim hücum'a. İlk tercihimiz yine İspanya'dan çok iyi bir sezon geçirip bir Villarreal'le kupayı kazandı, Avrupa Ligi'ni aldı Moreno. İspanya gerçi ile başlamadı turnuvaya ama sonrasında Moreno'ya döndü ve ağzıyla kuş tuttu resmen. Hı. Adam kendini parçaladı. Sonunda şey oldu işin içine girdi yani Moreno. Etkisini gösterdi. Fiyat olarak da çok uygun ve Hırvatistan karşısında etkili olabilir. Yani İspanya'ya neden bu kadar güvendim bilmiyorum ama Moreno'yu aldım. Diğer tercihim Mbappe. Yani bir türlü gollerine başlayamadı kral. Ama atacak. İsviçre'de uygun bir rakip. Bu maçta patlama yapacağını düşünüyorum Mbappe. Ya etrafındakiler çok atıyor. Şimdi benzeme var. Griezmann zaten milli takımda Leblebi gibi atıyor. Mbappé'ye sıra gelmedi pek. Atacak atacak. Atacak kral. Bu maçta atacak. Yoluna devam eder. Ee, diğer senin Leblebic'in Weghorst'u da aldık. Hollanda'da o ya, da. Ya Weghorst'u çok seviyorum da yani ben almadım ya. Şimdi bu tur atabilir gerçi evet. Yani vegorsun da aynı senin gibi ağzıyla... Kuş tutup zorla kadroya giren isimlerden. Ya forvet yoktu. Babel oynuyordu. Dipey oynuyordu. Adamı almıyordu. Almanya Ligi'nde en iyi forvetlerinden biriydi. Sonunda girdi kadroya ve çok da fark ediyor. Weghorst golcü bir oyuncu Tabii ama. canım yani. bırakmasa o... bile çok büyük alan kapladığı için. Depay'a sorsan her maç 11'e Weghorst'u yazar. Bir de Babel'i ama, falan koyacağına... Ve şey e, Avusturya maçıydı galiba. Çok çok iyi oynadı. Direkten ön topu pasladı. Her şeyi yapıyor. Atamadı, yani. her şeyi yaptı. Yani o yüzden Weghorst'u bence her türlü almak lazım diye düşünüyorum. E, yani gördüğüm isimler arasında turnuva içerisinde. Bu arada Ukrayna'dan Yaremçuk da çok etkili oynuyor. Kadroya yer evet, Fatih Hocamın, Fatih Hocam'ın çok istediği bir oyuncuydu Yaremçuk. Yani Yaremçuk da gerçekten uluslararası... Santrifor ya. Gösterdi neler yapabileceğini. Hadi Belçika ligi bir piyasada Santifor yok, Santifor yok piyasada. yarımçuk transfer yapabilir. Belçika liginde oynadığı için hep bir soru işareti oluyor ya insanlarda. Yani Belçika'da evet. ben de atarım diye ama Avrupa Şampiyonasında gösterdi ki Uluslararası Arena'da da etkili. Hatta e, Ukrayna'nın son maçında Ukrayna hiçbir şey yapamıyordu. Yaremchuk'a da top gelmişti. Bir tane böyle çok ceza sahasında enteresan bir pozisyonda yakaladı. Onu bile atıyordun neredeyse. O yüzden e, yarım Çuk'u da tercih edebilir dinleyenler. Ben Ukrayna'dan iki isme yer verdiğim için onu almadım ama dipnot olarak yarım Çuk'u da öneriyim. Sen de İsveç ve e, Ukrayna konusunda ayrılıyoruz. Yo, ben bu arada e, Ukrayna'nın e, yani kazanır demiyorum ama hani... Tamam da anladım anladım. Ama sen oradan yapmışsın. Ben İsveç'ten tercih yaptım. E, Alexander aldım. Eee... Ukray Fiyatı da uygun onun. İshak da ee, çok etkili. Çok iyi topçu İshak da yani Dortmund nasıl elinden kaçırdı. Yazık olmuş yani. Ee, İsak var kadromda. Onun dışında forvet tercihlerinde pek tatava yapmadım. Ee, Ciro Immobile'yi aldım. Ee, yani Avusturya'ya karşı atar. Her maç bir tane atıyor zaten oynadığında. Avusturya'ya ee, biz hesaplamalarımıza göre 4-5 tane atması lazım İtalyanın. Öyle ya 3-0 biter işte, işte. Her için. maç 3 üç... Her maçı 3 0 kazanıyor zaten İtalya. Yine 3 tane atar. Bir tane immobile atar, bir tane Insigne atar, bir tane de sürpriz biri atar işte. Her maç her maç öyle bitiyor gibi İtalya'da. Bir de şey. Ya 1-0'a kadar işte bir baskı baskı. Ne zaman gol gelecek diyorsun? En çok biz dayandık yine bir devre dayandık. O birinci golden sonra zaten İtalya hemen ikinciyi atıyor. Sonra biz geniş zaten geniş kazanıyor maçları. Dayanmadan falan. başka planımız yok. Yoktu. 1-0'da maç bitti orada. Neyse. ikinci tercihim aslında yani e çok memnunum şu ana kadar performansından ama bu tur zor bir eşleşmeleri var. E, Romelu Lukaku'yu aldım ben. E, ama yani Lukaku'yu değiştirsem mi diye de düşünüyorum. E, Fransa'dan biriyle değiştirebilirim aslında. Bakayım yani on son anda karar vereceğim. Lukaku'ya da böyle bir vefa vefa duygumla göndermek istemiyorum Lukaku'yu. Çünkü çok kazandırdı bana. Yani şeyde... zor rakip olmasa direkt De Bruyne'yi alacaktım ama... De Bruyne'yi ben de alacaktım da şimdi Portekiz'e karşı... Yani Belçika Portekiz'i eleyebilir ama yani böyle farklı net bir galibiyet olmaz. Ya aslında biz hep böyle maçlardan çekiniyoruz ama belki gollü de geçebiliyor bu tarz maçlar. aslında. Ama artık tercih eleme maçı yani. ya. Ya Portekiz'i şöyle düşünebilirsin. Geçen turnuva Portekiz grup maçlarını 3 beraberlik alarak çıktı ki... Şimdiki gibi bir grubu yoktu. Avusturya, Macaristan, İzlanda'ydı Ha yani öyleydi. Sonraki maçlarında sadece yarı finalde Galleri yenerek galiba maç kazandı. Tek kazandığı maç oydu. Diğer maçların hepsini uzatma penaltılara götürerek. Yani eleme maçlarında tabii ki İtalya Avusturya'ya karşı tek kale Hispiterim oynamaya çalışıyor ya. ama Belçika Portekiz maçında e, ben öyle bir şey beklemiyorum. Çünkü sıfır Portekiz için 0-0 çok kıymetli o maç. Ve Ronaldo var. Zaten i̇şte, hocaları, hocaları da var. tip olarak da Otto Rehagel'e gele benziyor. Ya hocaları tam bir o da milli takım hocası ya çok iyi hoca. Yani dediğin gibi olabilir her şeye açık bir maçı o. Bu yani... arada bakalım değinmediğimiz eşleşme kaldı mı bizim ona bakalım bir de. Yani Galler'de aslında Kali'den en az bahsettik. İtalya'dan bahsettik. Hollanda En az İngiltere Almanya'dan bahsettik Eşte galiba ya, biraz. bu tarz maçlardan çekindiğimiz için yani Euro 96 İngiltere Almanya bir ilk aklıma geliyor çok uzak. Ya eşleşme ama benim aklıma şu Lampard'ın topu geliyor. Direğin şey çizginin üstüne düştü, girmişti, verilmedi işte. O pozisyondan dolayı gol çizgisi teknolojisi gelmişti, hatırlıyorsundur. Aynen. Ama Almanya aslında İngiltere, İngiltere... Var ya. Ee, teknik... 66, 66, 66 finali mi? Hayır. <laughs> e i̇şte bir ova hayatlarında bir tek o var da, e, İngiltere'nin kaybettiği maçlardaki İngiltere ile Almanya'sı biraz rolleri değişmiş gibiler. O zaman İngiltere biraz daha top oynamaya çalışıyordu. Almanya fizikli oyuncular oyunu tutuyordu. Bir şekilde atıyordu, kazanıyordu penaltılarla zaten penaltılara gidince Almanlar hep kazanıyorlardı. Ee, şimdi biraz roller değişmiş gibi. Almanya biraz daha oynamaya çalışacak. İngiltere daha dengeli oynayacak gibi. O açıdan kestirmek de zor. Maç da Wembley'de. Ee, şey, Wembley'de ama e... çok tatsız oluyor. Ya Keşke Almanya'da İngiltere'de falan olmasaymış maç. Yani dün Münih'teki maç çok tatsızdı. Yani bir Macaristan'da oynasaymış bambaşka olurmuş. Macaristan bütün stadı açıyor tabi <laughs> Delta varyantı yani değil. Macaristanlar deplasmanda bile bambaşka Macar seyirciler. Evet dün de baya yani dün Macaristan milli takımı çok sempatik bir takımdı. Turnuvanın en hatırda kalacak takımlarından biri olacak muhtemelen. Ama yani taraftarları işte Goretzka'nın gol sevincini görmüşsündür. Gördüm kalp yaptım. Onu yapmadıların, <laughs> yapmasının sebebi yani çok sempatik bir takım var sahada Hadi ama, ama tribinden Deutschland Deutschland homoseksüel Deutschland diye bağırmışlar. E Goreska'da gol atıp ya bu <laughs> tribün, gücü. E, tribünün bu erkeksi yanı vardır ya bu Macaristan'a özel. Var da yani bütün yani bu herkes... alan bir şey şu ya. Yani hoş bir şey değil tabii. Yok hoş bir şey olduğundan 21. <laughs> yüzyılda Hoş bir şey olduğundan söylemiyorum ama maalesef türbünde bu kültür var. Sadece Macaristan'da değil. Yani bu İngiltere'de de aynı şeydir. Fransa'da da aynı şeydir. Türkiye'de de aynı şeydir. Yani o ya sert bir şeyi vardır ya kim? ama böyle bir cinsiyetçilik olmaması lazım var, sert olsun var. başka türlü olsun önünde fazlasıyla bu cinsiyetçilik i̇şte olmasın yani gölgeledi adamlar Portekiz Almanya Fransa ile aynı grupta yer aldılar sadece Portekiz'e indir. o da 80. dakikada falan kilidi açabildi Portekiz Diğer Fransa ve Almanya'yı yenilmediler ya gerçekten çok büyük başarı ve ellerindeki Aynen. en önemli oyuncuları da konuştuğumuz gibi yoktu işte e, yani şey Gulaçi takımın en önemli kalanlardan oyuncusu Orban ile Gulaçi Gulaçi saçma sapan bir topa çıkmasa bir biri olmasa orada belki e, gruptan ikinci çıkacaklardı belki şu an e, şeyi konuşuyorduk e, Belçika ile Macaristan eşleşmesini konuşuyorduk çok değişik bir gruptu zaten maçlar oynanırken sürekli değişiyor biri birinci oluyor biri dördüncü oluyor teki eliniyor. çok hikayesi bol bir gruptu Beklendi. bir de şey de vardı aslında hiçbiri yapmadı onu da takdir etmek lazım ee, orada grup birincisi ikincisi olmak aslında e, o kadar gözüktüğü kadar iyi değildi. Ee, yani şey, e... evet Fransa da hiç düşünmedi mesela beraberlik getiriyor ama Fransa galibiyet için çok uğraştı. Yani artı 1e kadar takımlar şey yaptılar, galibiyeti istediler. Bir artı 1den sonra biraz yan pas yaptılar. O, evet, kadar... yani, o işlere de girme, hepsi kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Tabii yani doğru. ben. Çünkü şey de değil aslında kontrol etmesi de kolay bir durum değil tabii onu Lahov'da ee, evine gönderilmiş galiba dün övdük övdük öyle mi? <laughs> Ondan sonra yaptığı hatalarla verdiği vermediği penaltılar biraz enteresan biz oldu. Bizim ligde yeterince konuşuyoruz ya futbolun güzelliklerinden bahsedelim boşver ee, üzerine konuşmadığımız bir maç da kalmadı eklemek istediğim bir şey var mı? Yok yani güzel futbol bekliyoruz. İtalya'nın ve Fransa'nın rahat geçeceğini düşünüyorum. Buna bir ekleme olarak Hollanda. Sürpriz olabilir mi? Olabilir ama bence bu takımlar turu geçecekler diye düşünüyorum. Ya ben baktığım zaman katılıyorum. Sana Belçika Portekiz gibi eşleşme. Fransa'nın ve İtalya'nın rahat geçeceğini ben de düşünüyorum. En tatsız eşleşme belki Hırvatistan İspanya olabilir. İkisinde yani bana bir şey keyif veren iki takımlar değil. Neyse pazartesi yani, 7'deyiz zaten işte falan oluyoruz. O maçı izleyemeyeceğiz muhtemelen. İsveç Ukrayna güzel eşleşme bence ama yani tabii Avrupa Şampiyonası'nın formatı sıkıntı sıkıcı yani eleme turundan kalma kalmayı kalitesiyle hak eden az takım var burada ya. Yani 8'de olmalı. 16 olup 8'e kalmalı. Kaçıncı söyledim ben? İşte o zaman? 24 takım saçmalığı platinliğini işte Oynadık oynadık. O kadar maç oynandı. Sadece 8 takım gitti şeye. Ee, biri de biziz tabii. Eee yani zaten hak eden şey. biz olduk zaten neyse. Tabii ki. Kesinlikle. Neyse kapatalım istersen. Kapatalım Barış'cığım. Ağzına ederim. sağlık. Ben ee, biz daha bir devam edeceğiz bu tip programları çekmeye turnuva boyunca becerebilirsek Mert de dahil olacak. Becerebilirsek çeyrek final maçlarından önce de size ipuçları vermeye çalışacağız. Fikir vermeye çalışacağız. Bizi desteklerseniz beğenilerinizle, yorumlarınızla memnun oluruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.